Dünyanın neresinde olursa olsun FETÖ terör örgütünün mensupları eninde sonunda adaletin önüne çıkacaklardır. Bunun güzel bir örneğini de aslında dün gördük. Milli İstihbarat Teşkilatımızın son derece başarılı bir operasyonuyla bildiğiniz gibi Azerbaycan ve Ukrayna'dan iki tane üst düzey FETÖ imamı ülkemize getirildi. Daha önce bildiğiniz gibi Kosova'da benzer bir operasyonla 6 FETÖ mensubu getirilmiş idi. Ve bunların arkası da gelecek. Dünyanın hiçbir yerinde rahat nefes almasına izin vermeyeceğimizi bu vesileyle bir kez daha ifade etmek istiyorum. Milli İstihbarat Teşkilatımız bunu Azerbaycan'daki karşıtlarıyla, muhataplarıyla birlikte gerçekleştirdiler. Ve bu manada da biz Azerbaycan makamlarına da teşekkürlerimizi ifade etmek istiyoruz. Aynı şekilde Ukrayna'da da benzer bir süreç işledi. Yanında yayılmış olmasını görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Dünyanın dört bir yanından. Yurt dışına neden kaçtınız? Okyanus ötesinden bu sürece destek veren Türk kardeşlerimi destek veriyorum. Yurt dışına neden kaçtınız? Bir şey söyleyecek misiniz? Kaçmadım. İşi de alayım falan. Efendinin zaten böyle bir sıkıntısı da yok. Bu hasret niye? Bu gurbet niye? Allah sağlık, sıhhat, afiyetler. Bu silah hasreti artık bitmelidir, bitsin istiyoruz. Sizler arkanıza çeteleri alarak değil, mafyayı alarak değil, hukuk dışı örgütlenmeleri alarak değil, arkanıza millet... Bu hasret niye? Bu gurbet niye? Allah sağlık, sıhhat, afiyetler versin derim. Bu silah hasreti artık bitmelidir, bitsin istiyoruz. Fethullah Gülen bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymettir. Seversiniz, sevmezsiniz. Değerli bir insandır, bilge bir insandır. Bu ülkenin milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi için hizmetini yapıyor. Her şeyi de açık. Devletin denetimi, gözetimi altında açık. Hoca Efendi'nin İzmir Kestane Pazarı'nda başlattığı hizmetin bugün dünyanın dört bir yanında yayılmış olmasını